Değerli izleyenlerimiz, iyi akşamlar dileklerimizle Afyon Kanaliş ekranlarından Sigorta Gündem programına canlı olarak başlıyoruz. Bugün 23 Eylül 2024 Pazartesi, konuğumuz Sigorta Eksperler İşveren Sendikası Genel Başkanı Sayın Mesut Cemil Boynar. Bazen elimizde kağıt oluyor, burada 25 Eylül 2024 yazıyor, 25 Aralık diyoruz. 25 Eylül 2024 yazıyor, Ağustos diyoruz. Bazı arkadaşlar da gülüyor, elinde kağıt var, niye yanlış okuyorsun? Gel buraya da bir de sen bir canlı yayına katıl. Nasıl okunuyormuş bir gör. Şimdi başlamadan önce, cumartesi günü Fener Galatasaray maçı oldu. Benim bir tane güzel Bursa'dan maymunum var. Çağan Aslan, Galatasaraylı, babası Galatasaraylı. Aklınıza gelen her türlü totemi yaptık ama bu sefer yine yenemedik. Fenerbahçe oynayamadı, Galatasaraylı tüm meslektaşlarımızı, tüm taraftarları kutluyorum. Aynı zamanda Mertcan da pazar günü sabahın köründe aradı, abi nasıl yendik diye. Telefonuna bakmadım da herhalde Fenerbahçelilerin hiçbiri bakmamıştır. Bugün 23 öyle dedik. Yayın konuğumuz Sayın Genel Başkanımız Mesut Cemil Boynar dedik. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş gördük. Maçı seyrettiniz mi? Nasıldı? Birinci golden sonra yattım uyudum. Ben de bize penaltı verdiler. Ben de gittim. Ya bırak dedim, böyle penaltı mı olur ya? Ya gerçi Fenerbahçeli olmak ayrıcalık Sayın Başkanım da. Öyle değil mi? Evet, ben bir tarafım Trabzonspor, bir tarafım da Beşiktaş. O zaman siz karmasınız. Evet. Ben bu alemde ama tekim. İyi oynayan kazansın. Eyvallah. Ben bu alemde tekim çünkü Fenerbahçeliyim Sayın Başkanım. Şimdi işin şeyi bir tarafa, magazin tarafı. Tabii ki iyi oynayan kazansın. Evet. Ondan sonra Türkiye'deki futbol seviyemiz üste çıksın. Avrupa çapında, dünya çapında bir futbol olarak ülke adı altında temsil edilelim. Ondan sonra Fener olmuş, Galatasaray olmuş hikaye. Evet. Şimdi nasıl geçti Sayın Başkanım yolculuğunuz? Harika. Tamam. Selahattin Bey'le geldiniz galiba. Evet. Selahattin Bahçe. Evet. Selahattin Bey de iyidir. O da Fenerbahçeli. Evet, Fenerbahçeli. Yani Fenerbahçeli yani bilmiyorum da Allah kurtar. Ramazan içeride gülüyor başkanım, haberin olsun. Onlar Galatasaraylı ya. Bana bir sürü kağıt atmışlar. Bunlar güzel tatlı hikayeler. Bence de. Şimdi sevgili başkanım, konularımız uzun. Bugün şahsi fikirlerinize sendika genel başkanı olarak bir, sigorta eksperi Mesut Cemil Boynar olarak iki farklı görüşünüzün aynı anda aktarmanızı isteyeceğim. Konuşmalarınızda açık sözlü olduğunuzu biliyorum. Ondan sonra yürekten konuştuğunuzu biliyorum. Aynı akışı burada da yapacağınızdan eminim. Ve bu anlamda Bülent'in size çok selamı var. Geveze Acente'nin. Aleyküm selam. İsmini yanlış da söyledim de olabilirdi. İşte bazen böyle hafıza kaybı ortaya çıkıyor. Burhan Öztürk'ün çok selamları aleyküm var. Aleyküm selam. Size Burhan'cığım, selam kusura söyleyeyim. Bakma. Bazen hata oluyor. Şimdi sevgili başkanım, siz uzun zamandan beri Sigorta Eksperler İşveren Sendika Genel Başkanı olarak eksper atamalarında sağlıklı bir düzenin olmadığından bahsediyorsunuz. Yanlış bir şey söylemedim galiba. Doğrudur. Peki bugün itibariyle yaşanan hasarlarda eksperlerin atama olayları istediğiniz düzeye geldi mi, yoksa yine hala eski seviyelerde devam mı ediyor? Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Yayına davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi Bekir Bey, 4 Eylül 2024 tarihinde Sigortacılık Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurulu Türkiye'deki elementer branşta zorunlu karayolları trafik sigortası ruhsatı olan bütün sigorta şirketlerine son kez bir uyarıda daha bulundu. 25.8.2015 tarihinde yönetmelikle sigorta eksperleri atama ve iş kabulü 9. ve 10. maddesi yürürlüğe girdi. Fakat o tarihten 2020 tarihine kadar bizim sendikamızın Danıştay'a açtığı dava ve Cumhurbaşkanlığı denetlemeye yaptığımız müracaat neticesinde Doktor Ahmet Genç, o zaman
bırakmak üzereydi biliyorsunuz hazine müsteşarlığı döneminde. Evet. Başbakanlık dönemi kapatılmadan önce değer kaybını yürürlüğe koydu. Ahmet Bey'e bu iş iletildiğinde dedi ki SDDK kuruldu. Zorunlu trafik sigortası iş atama yönetmeliğinde idarenin eksperler arasında Türkiye'ye gelen de adil dağıtımı onlara bıraktım dedi. O şeref onlara ait olsun. Hay hay. Ama 23 Şubat 2024 tarihine kadar bir sabrettik. Sonra bir toplantı teklifinde bulunduk. Protokol hazırladık. Tamam. Sağ olsun Sayın Mehmet Verim, SDDK'nın başkan yardımcısı ile beraber oturduk. Uzun 1,5 saate yakın bu işi müzakere ettik. Birinci müzakeremiz maden işçileri ferdi kaza sigortası prim artışıyla eksper ücretlerinin artışıydı. O yerine geldi. Bu yayına gelmeden önce Mehmet Bey'i aradım. Dedim Mehmet Bey gelişmeyle ilgili Mesut Bey dedi aradığınız iyi oldu. Dedim ben televizyona çıkacağım bunu söyleyeceklerimizden icazet manasında değil. Ben sendika genel başkanıyım her şeyi konuşmak eyvallah. Benim kamu görevim. O zaman dedi 4-9 bahsettiğim sigorta şirketlerine bir sektör duyurusunda bulundu. Dedi ki şirketlere bakın bugünden itibaren randomla değer kaybı atamalarını eğer eksperin üzerinden yapmazsanız size büyük cezalar var. Bunun altyapısı bu. İkinci yaptırımı da yani bizim önerimiz üzerine bu biraz önce bahsettiğim random atamasının hasara dönük kısmının hayata geçmesi. Mehmet Bey teşekkür ederim. Yani bunun olgunlaşması tahminen 1,5 ay, 2 ay sürer. Şöyle diyorum ben de 01.01.2025'te inşallah bu bizim 2015 tarihinde atama yönetmeliği yürürlüğe girecek. Bakın bu ne getirecek? Bir kere sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortasını idrak etmemeleri mümkün değil, değil mi? Yani. Ne diyor yasa? Gayet açık. Devlet tarafından, çünkü devletin taahhüdü altında, siz zorunlu trafik sigortasının olmayınca trafiğe çıktığınızda aracınız bağlanıyor değil mi? Yani. Cezayı da kesiyorlar. Aynen öyle. Bu can yakıyor değil mi? Aynen öyle. Devlet diyor ki bütün motorlu araç sahiplerine yapılması zorunlu tutulmuş olan ve kaza sonucunda üçüncü şahıslara verebileceğiniz bütün zararlar için, sadece araca değil, dükkana girer, fabrikaya girer, mağazaya girer, tarlaya, bahçeye girer. Yani. Maddi ve bedeni tazminatları, bedeni dediğim insanlara ve hayvanlara, eyvallah, köylümüzün ineğine, mandasına vesaire, sizi güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Bunda mutabıkız değil mi? Kesinlikle. Devamı çok önemli. Tamam. Bu poliçe zararlının tamamını bir sigorta eksperinin raporu karşılığında 8 gün içinde nakden ödemekle yükümlüdür diyor kanun yapıcı. Tamam. Bunda da mutabıkız. Demek ki inşallah 1-1-2025 tarihinde artık Türkiye genelinde trafik kazasına muhatap olan kusursuz vatandaşlarımız Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi üzerinden müracaat ederek bölgelerindeki eksperi davet edecekler. Tamam. Şimdi Sayın Başkanım, random dediniz. Ondan sonra değer kaybı eksper marifetiyle şekillenmesi lazım dediniz. Şimdi evet. Ben şunu anladım söylediğinizden. SDDK'nın bu yayınlanacak olan genelgesinin üzerinden. Şimdi sigorta şirketleri bazı değer kayıplarını eksperlere sormadan tabiri caizse kendi bakış açılarına göre mi değerlendiriyor? Hayır, kalktı artık. Tamam. Ama önceden bu sektör duyurusundan sonra tamam. İdari ceza var. Tamam. Yaptırımlar adli cezaya da dönüşebilir. Yani şimdi ben o zaman şöyle attım 3-6 ay önce veya 9 ay önce X sigorta şirketinden bir tane değer kaybı talebim oldu. Sigorta şirket dedi ki işte 3-5-10 neyse tamam dedi. Ben de tamam dedim. Ben o parayı aldım. Evet. Bugün itibariyle ya bir dakika ey sigorta şirketi sen bunu eksper marifetiyle yapmamışsın. Bunu neye göre yaptın? İşte bunlar
SDDK tarafından da eksper marifetiyle yapılması genelgesi yayınlandı ve 2025 başı itibariyle devreye girecek. Evet. Buna bir daha bakar mısın deme lüksüne sahip miyim? Evet. Yani yapılabilir. Şimdi bu sorunuzun iki cevabı var. Tamam. Bir tanesi sigorta eksperine yaptırmadı, kendi elemanını yaptırdı sigorta tamam. şirketi. Tamam. Veya kendi tayin etti, bünyesindeki bir sigorta eksperine yaptırdı. Tamam. Buradan diyelim ki 1 lira aldı. 1 lira konuşalım. Ama vatandaşın alacağı para 1 lira değildi. Birisi uyardı, dedi ki senin alacağın 5 lira. Onlar da tahkime gidiyor zaten. Veya tüketici hakemi heyetine gidiyor. Tamam. Veyahut da ilk derece mahkemelerine gidiyor. Bu uyuşmazlıkların sona ermesi için bu şart. Bu da 2025 başı itibariyle devreye girecek. Girecek. Yani aslında fena bir şey değil. Bu fena bir şey değil derken eksperler açısından bence daha sağlıklı. Şöyle, anlattığınızdan yanlış anlamışsam lütfen düzeltin Sayın Başkanım. Aynı değer kaybındaki gibi artık sigorta şirketleri eksperlere hasarları sırayla dağıtacaklar. Evet. Ya ben şimdi X sigorta şirketiyim. Bütün hasarlarıma Tahsin'e baktırtmayacağım. Evet. Veya Mesut Cemil'e baktırtmayacağım. Öyle mi? Evet. Yani SBM tayin edecek. SBM üzerindeki sıralı atama sistemi tayin edecek. Sigorta şirketi de değil. Sistem. O zaman şimdi eksperlerin hepsi adil para kazanacak. Evet, adil iş yapacak. Bakın bu ne getirecek söyleyeyim. Hı. Afyon genelinde konuşalım tamam. değil mi? Bir kere yedek parçacılar para kazanmaya başlayacaklar. Tedarik sistemi ortadan kalkacak. Tedarik farklı bir konu ama onu nasıl ortadan kaldıracaklar? Zaten sigorta eksperi olarak girince biz raporu vereceğiz. Bekir Özer'den ister arabasını yaptırır ister yaptırmaz. 8 gün içinde alacaksınız paranızı. Orası da farklı bir konu. Evet. Şimdi şöyle. Şimdi benim ilimde yerleşik eksper var Sayın Başkanım. Evet. Ben şimdi sigorta şirketlerinin yerinde olsam Antalya'dan, Ankara'dan, Isparta'dan, İstanbul'dan olağanüstü durumlar hariç. Evet. Kazayla alakalı Afyon'daki yerleşik eksperimi seçerim. Evet. Çünkü zamandan kazanırım. Evet. Şimdi böyle olursa illere münasır yerleşik eksperlerin durumu ne olacak? Anlatayım ben size. Zaten bu sistem devreye girince tamam. ekspertiz olayına girince bölgelerdeki boşlukları hem biz sendika olarak hem de sigorta eksperleri arası dernekler şeyiyle beraber tamam. buradaki boşlukları dolduracak arkadaşlar gelecek zaten. Hiç meraklanmayın. Yani yerleşik şehirde yerleşik eksper olmanın hiçbir özelliği kalmayacak. Bölgesel. Evet gelecek zaten. Yani İstanbul'da bir sürü arkadaş Afyonkarahisar'a gelecek, Bolu'ya gelecek, efendim Kütahya'ya gelecek. Anlatabildim mi? Tamam. O dağılım olacak. Bir de yeni eksper alımı yaptık ya. Şimdi 300 kişi ama bakalım bunların içinden kaç kişi eksper olacak. Yani. Sonra eksper alımını da fazlalaştıracağız. Bizim şeyimiz ileriye doğru tasavvurumuz sigorta eğitim merkezinden bu işin tamamen alınması, meslek örgütüne verilmesi, sigorta eksperlerinin odalar birliğinden, biz çünkü hizmet erbabı değiliz. Şey değiliz, esnaf değiliz, zanaatkar değiliz. Tamam. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin, bakın burada bir şey var, teşekkül var. Bizim yerimiz bağımsız ve tarafsız olarak burası değil. Zaten 2007 senesinde kanun hazırlanırken birlik olarak hazırlanmıştı. Zaten ayrıca sendikayı kurmamızın nedeni de bu mücadelemizi vermemiz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden, Türkiye Sigorta Birliği'nin vesayetinden sigorta eksperlerinin artık kurtulması lazım. Zaten bu random başlayınca bu genel bir ihtiyaç olacak. Kendi bünyemizde kendi eksperimizi kendimize yetiştireceğiz. Bakın mali müşavirler ne kadar kaliteli muhasebeci yetiştiriyor değil mi? Yani. Hepsi pırıl pırıl insanlar. Yetişiyor. Çünkü nerede? Ocakta yetişiyor. Ocakta verilen çırak, kalfa, usta ondan sonra da sınava giriyor. Aynı şeyi uygulayacağız. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Bakın yedek parçanın dışında mini onarım diye bir şey kalkıyor artık. Küçük sanayi sitelerindeki esnaf para kazanacak. Onlar sicilli insanlar değil mi? Mesleki eğitimden geçmişler. Usta öğretici belgeleri var. Kalfalık belgeleri var. Yani aynen öyle. Çıraklık yine tekrar canlanacak.
Kalfalık canlanacak, ustalık ve usta öğreticilik canlanacak. Mesleki öğretim belgeye zaten dayandı. Düşünebiliyor musun? Sanayide tekrar esnaflar atölyelerinde anlaşmalı servis rezaletleri ortadan kalkacak. Öyle bir şey yok. Parayı verecek vatandaş istediği yerde, ister yetkili serviste, ister Bekir Bey'in tamirhanesinde, Mesut Bey'in tamirhanesinde arasını ustanın tamirhanesi yaptıracak. Şimdi bu konu... Ekonomi nasıl canlanacak biliyor musunuz? Evet. İnanılmaz şekilde canlanacak. Şimdi ülke genelinde ben bunu hep söylüyorum. Siz şimdi sektör olarak adlandırdınız. Bir şey üretmiyoruz. Üretmemize müsaade etmiyorlar. Evet. Ünlem işareti koyuyorum. Aynı şey bizim sektör için de geçerli. Şimdi konuşmalarınızın bazı cümlelerinde aklımda kalan gerçi soracağım konulardan bir tanesi. Hasar yaşadım. Kolluk kuvvetleri veya tutanağı anlaşmalı olarak tuttum. Ondan sonra anlaşmalı servis veya tamirhaneye arabamı, evraklarımı götürdüm. Hasar dosyamı açtırttırdım. Zorunlu poliçelerden bahsediyorum. Evet. Sigorta şirketi hasar dosyasına istinaden eksperi tayin etti. Eksper Mesut Cemil Boyner benim anlaşmalı servisime veya tamirhaneme geldi. Serviste mutabakat sağlandı. Dendi ki 22 bin lira arabayı yap. Ondan sonra Mesut Cemil Boyner dosyasını kapattı, sigorta şirketine attı. Siz şimdi dediniz ki Sayın Başkanım, eksperden yazı dosya kapandıktan sonra sigorta şirketi yap, yaptırma, parça kullan, yan yattı, çamura battı, Rıdvan abi kulakların çınlasın. Sigorta şirketi 8 günde parasını ödeyecek. Evet. Emin misiniz? Kanun bu. Karayolları Trafik Kanunu'nda. Peki bu kanun ne zamandan beri var bizim 2007 ülke? Senesinden beri var. Sene kaç Sayın Başkanım? 2024. Ben 30 küsur senelik sigorta acentesiyim. Tamam. Profesyonel olduğumu düşünüyorum. Ben böyle hiçbir şey görmedim. Değil mi? Evet. Ben böyle bir şey görmedim. Bakın Ahmet Genci ben yerden yere vururum da. Yok Sayın Müsteşarım'ı. Evet. Ama söz hakkı doğmasın. Doğmaz lütfen. Doğmaz. Tamam. Yeri gelince de ona iltifatlar yağdırırım. Eyvallah. 2007 senesinde Karayolları Trafik Kanunu kurulduğu zaman yani, ve yönetmelikte çıktığı zaman, genelgede çıktığı zaman Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacı Genel Müdürlüğü bu bahsettiğiniz 8 iş gündeki hikayeye çok cezalar verdi sigorta şirketlerine. Tamam. Sonra ne oldu? Ben profesyonel olarak sektörü takip ederim. Müsteşar olunca Sayın Genç aşağıdaki kademe bu işi unuttu. Şimdi Şerif Bey de unuttu. Ahmet Genç. Kulak darıcınızın. Gökhan Bey de unuttu. Ahmet Genç zamanında da böyle bir şey hatırlamıyorum. Çok cezalar verdi o. Sigorta şirketlerine 800 gün içerisinde zorunlu poliçeleri evet, idari cezalar verdi. Ödemediği için. Evet, çok büyük cezalar. Veya o zaman sektör bu anlamda sektör basını yoktu. Veya kimsenin işine gelmiyordu. Ama idare denetimini en güzel şekilde yapıyordu Ahmet Bey'in döneminde. Ya bir şey söyleyeyim mi Sayın Başkanım? Murakabe çok iyi çalışıyordu. Tamam. Şimdi hakkını yer miyiz, yemez miyiz? Ben Ahmet Bey'i çok severim, görüşürüz. Hatta bir ara bizim yayın konuğumuz da oldu. Çok farklı fikirleri olan müstesna insanlardan bir tanesidir. Kulakları çınlasın. Sanki SDDK faaliyete geçmeden Sigortacılık Müdürlüğü olayı daha güzel yönetiyordu. Sizce bu durum nasıl bana katılır mısınız? Şimdi Başbakanlık dükkanı kapatınca Binali Bey'in tabiriyle tamam. Bizim fikrimiz alındı. Beştepe'deki finans ofisinde. Hı hı. Neler istiyorsunuz dendi. Hı hı. Birinci istediğim benim Türk Reasurans AŞ'yi kurun dedim. Tamam. İkincisi sigortacılık düzenleme ve denetleme kurulunu hayata geçirin. Ama bir şartla Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve oradaki şeyin çaycısından genel müdürüne kadar kimseyi buraya almayın dedim. Kararnamede yazıldı bu. O kararnameyi okuyunca dolayısıyla SDDK Başbakanlık döneminden bahsediyorum. Ve şimdiki Cumhurbaşkanlığı döneminden, hükümet sisteminden çok büyük ideallerle kuruldu.
Bakın Türk Reasurans AŞ bütün dünya sigortalı camiasında, sektöründe, çarşısında parmakla gösterilen bir yer oldu. Selva Eren'in sayesinde ve ekibi sayesinde. Demek oluyormuş. Ama SDDK'da daha kurulur kurulmaz bir başkan atandı, azledildi. Görevden alındı. Evet. Başkan yardımcısı Ali Bey, kulakları çınlasın, atandı. Sonra Mehmet Akif Bey geldi. Bir sürü daire başkanı gitti. Değil mi? Bir başkan yardımcıları gitti geldi. Orada sıkıntı var. Bu işi Mehmet Verin ve Sayın Davut Menteş düzeltti, düzeltti. Düzeltemezse orada büyük operasyonlar olacak. Bunu açıkça ifade edeyim. Şimdi... Bakın siyaseti biz niçin yapıyoruz? Dünyanın her yerinde siyasi partiler niçin varlar? Kamu otoritesi olarak da buna ilavede bulunalım. İnsanların refahını yükseltmek. Kesinlikle. Sosyolojilerini, antropolojilerini düzeltmek. Aşının işini temin etmek. Eyvallah. Ve sosyal eğitimi, öğretimi gerçekleştirmek. Sigorta da bunlardan biri. Benim vatandaşımın sen sigortacı olarak vücut kimyasını bozarsan, evet. 2016 ne yaptı Alexander Putin? Dünyanın en ünlü 6 sigorta şirketine 72 saat verip kovdu. Gerekçesi neydi biliyor musunuz? Benim insanımın vücut kimyasını bozmaya hakkınız yok. 2, ekonomimi bozmaya hakkınız yok dedi. Peki o 6 sonra 2 daha 8 oldu. 2016 bakın çok önemli. Ne oldu? Tahkime gidebildiler mi uluslararası tahkime? Gidemediler. Niye? Bakın Türkiye'de bu oluyor yine. Zorunlu trafik sigortası devletin sigortası. Sigorta şirketlerinin sigortası değil. Dünyanın her yerinde zorunlu trafik sigortasından sigortacılar kar beklemez. Çünkü çapraz satış yaparlar. Müşteri ayağına geldisin. İş yerinin poliçesini satarsın, dükkanın poliçesini satarsın, fabrikasını satarsın. Değil mi? İhtiyari mali mesuliyet satarsın, bedeni satar, sat da sat. O kadar çok şey var ki, ürün var ki. Ürün bir var. Sürü. E peki, evet. Sen şimdi devletin zorunlu tuttuğu şeyde vatandaşı niye üzüyorsun kardeş? Şuraya gideceksin, benim gönderdiğim merdiven altı parçaya takacaksın, ekspedi tehdit edeceksin. Diyeceksin kardeşim bak bu parçayı taktırdın tak taktırmadın kapının önüne koyuyor zaten. Bizi koydu. Biz ben beş tanesini kendim terk ettim. Diğer 8 tane şirket beni kapının dışına attı diğer arkadaşlarımı da. Ama sonunda ne oldu? Önümüzdeki hafta sendika üyelerimizin tamamı Hazine Maliye Bakanlığı'na dava açacağız. 28.5.2015'ten bugüne kadar. Bu adil dağıtma ile ilgili hakkımı yedin diye. Şimdi yani o iş o noktaya da geldi. Size satır arasında. İş vermeyen sigorta şirketleri şimdi size iş vermeye başladılar mı? Biz onlardan iş istemiyoruz ki zaten. Hayır. Şimdi bu sıralı sisteme geldiği onlarla zaman... işimiz yok ki bizim. Devletle işimiz var. SBM'den belirlenip gelecek. Devlet. Beni murakabe eden devlet. Tamam. Benim en adil şekilde size hizmet etmek zorundayım ben. Ama sizi tercih ediyorum. Sizin aracınız, sizin dükkanınız milli servet. Başım üstüne. Şimdi sizi tercih ediyorum. Ben bunu çok yayınımda söylemişimdir. Eksperlerin büyük bir çoğunluğu sigorta şirketlerine şirinlik yapıyor. Doğru. Ben bunu söylediğim zaman arkadaşlarım bozuluyor. Niye böyle diyorsun? Bir şey mi gördün? Ya şimdi tutup da X şöyle oldu böyle oldu diyemem ki. Nasıl diyeceğim? Onun cevabını vereyim mi? Buyurun. 2023 senesinde tahkime uyuşmazlık için gelen dosya sayısı 700 bin. Bakın adı uyuşmazlık. Bu 700 bin tane dosya bir yıl içerisinde 3 milyon akın kaza alıyor mu? 1,5 milyon. 1,5 milyon. Evet. 2 ile çarpın. Pardon. Evet doğru 3. Kaskosuyla değil mi? 3 evet. Milyon tane yok. Araç hasarı muhatap oluyor. Yok. Genel kaza 3 milyon. 3 milyon yanlış mı söyledim ya? 15 milyon mu? 1,5 milyon. Senede tamam, kaza 2, 3 milyon dedim ben de zaten. 3 milyona hasar gördüm karşılıklı. Tamam. Yani. Bunun 700 bini uyuşmazlığa eyvallah. Düşmüş. Pardon. Tamam doğru. 700 bini uyuşmazlığa düşmüş. Bakın 2024 senesinin bugün 23'ü değil mi? Hala
24'ün bugün 23.9. Evet. Neredeyse yıl bitecek. Hala 2023'ün uyuşmazlık dosyası geliyor. 550 bin, 600 bin liraya yakın. Demek ki siz ve sigorta şirketleri, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye Sigorta Birliği, SDDK zorunlu trafik sigortasını yönetemiyorlar. Tamam, oraya geleceğim. Şimdi benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Putin dediniz, ülkedeki sigorta şirketlerinin bilmem kaç tanesini kovdu. Önce 6 tanesini, 72 saat süre verdi gittiler zaten. Tamam. Şimdi biz acaba SDDK'nın başına Putin'i mi getirsek ki? Çok mu ağır oldu bu sözüm? Tamamen magazinsel. Magazin falan değil. Bakın devleti siz sallamazsanız kimi? SDDK'yı. Bakın bu 4.9.2024 utanç vesikasıdır. Evet. Şimdi Sayın Başkanım, devleti sizin ifadenizle Kazımama olayını 3-5 dakika sonraya bıraktım. Bıraktık. Şimdi dediniz ki sanayi esnafına para kazanılacak. Hal böyle olduğu zaman bu 8 gün içerisinde para ödenmeye başladığı zaman vesaire. Şimdi benim aklımda uzun zamandan beri şu var. Ülke genelindeki sıkıntı. Tabii ki yine her sigorta şirketini kastetmiyorum. Şimdi sigorta şirketlerinde bir tedarik olayı var. İşte tamirhaneye gidiyorsun. İşte tedarik gelmedi. Ekspere soruyorsun. Ben listeyi gönderdim. Şirketle irtibata geçiyorsun. İşte parça arıyorum. Niye arıyorsun ya? Niye beni bekletiyorsun ki? Bekir böyle... Bey, zorunlu trafik sigortasında parça tedariki diye böyle absürt bir hikaye yok. Tamam. Hepsi suç işliyor. Tamam. Bakın TSB de suç işliyor. Odalar tamam. Birliği de suç işliyor. Sigorta şirketleri de suç işliyor. SDDK da suç işliyor. Ne demek? Ne demek parça tedariki? Bakın parça tedarikini 2018'de Rekabet Kurumu feshetti. 2 yıl süre verdi 2016'dan 2018'e kadar. 2018'de bakın kasko sigortada bile tedarik olayı yok. Rekabet Kurumu kararı orada. Yapmasınlar Allah aşkına. Sayın Başkanım bunu peki siz sağda solda kendi basın bültenlerinizde duyuruyor musunuz? Duyuruyoruz evet. Şimdi... SDDK'da bütün başkanım Davut Bey'in de biliyor. Mehmet tamam. Verim zaten bu işte bakın şimdi, yıllarını vermiş bir insan. Şimdi değerli sigorta acentesi arkadaşlarımız Sayın Başkan diyor ki parça tedariği ne? Rekabet Kurumu kaldırdı bunu. Rekabet Kurulu bu olayı ortadan kaldırdı. Yani neden kaldırdı? Suistimal edildiği için tamam. Sigorta şirketleri tarafından. Tamam. Yani şimdi ben attım ilk sigorta şirkete gittim tamirhaneye. Ben tedarik bekliyorum. Eksperinden görüş. Ekspere sen hangi tedarikten bahsediyorsun diyebilir miyim? Zorunlu trafik sigortasında evet. Kasko? Kasko için de tedarik evet. Var. Hiç fark etmez. Zaten kasko da genel anlamda anlaşmalı servis. Ondan sonra poliçe anlaşmalı tamirhane olduğu zaman sigorta acentesi diyor. Evet. Mesut Bey diyor. Parçada bekleme süreniz olur. Mesut da tamam kardeşim sorun yok. Ben demiyorum Rekabet Kurumu dedi hayır, zaten. Hayır biz sigortalıyı da bilgilendiriyoruz bu anlamda. Anladım evet. Yani mini onarım yok dediniz. Zaten mini onarım öyle çok ciddi bir şey yok da piyasada. İşte adı mini onarım. Ben hiçbir servisin büyük bir çoğunlukta mini onarımdan insanlara hizmet ettiğini görmedim, duymadım, bilmiyorum. O süper rezalet o. Yani. Şu kadar 10 santim, 15 santim tampon için size 4 gün, 5 gün bekletiyorlar. Evet. Yani bilmiyorum da ama sigorta şirketleri kasko poliçesinde mini onarım yapan şirketlere, servislere veya adın neyse belirli oranda paralarını veriyorlar. Doğru değil mi? Bu evet. Da bence yanlış. 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 Şimdi sen mini onarım yaptığın kadar alırsan başım üstüne. Sen şimdi işte Afyon'da attım. Ayda 3000 tane poliçe tanzim edildi. 3000 tane yapılır mı ya? 3000 çok oldu. 2000 tane kasko poliçesi tanzim edildi Afyon'da. 2000 tane poliçeden mini onarım yapan işletmelere, sigorta şirketlere para ödüyor. Doğru mu? Bakın size bir şey söylüyorum. Bunu bütün kamuoyu da duysun. Sizin aracılığınızla. Evet. 1-1-2025 tarihinden itibaren
zorunlu trafik sigorta hasarları randoma girdiği zaman sıralı atama sistemine bir yıl sonunda, yani 2026'nın mali yılından sonra sigorta şirketleri kasalarının kapağını kapatamayacaklar. Çok mu para kazanacaklar? Çok güzel para kazanacaklar. Amin. Helal kazansın. Hoş olsun. Bence de kazansın. Çünkü o oradaki bütün çeteler darmadağın olacak. Tamam. Şimdi çet telefonu unutun Sayın Başkanım. Farklı bir çeteyi ben bir şeye bağlayacağım. Şimdi ilk bölümün bitmesine yaklaşık 10 dakika var. Evet. Ben size Putin'i getirelim SDDK'ya dedim. Getirelim. Siz de gerek yok dediniz. Özellikle Mehmet Verim var, Davut Bey var orada. Sayın Mehmet Verim beyefendiye saygılarımı iletiyorum. Ben de. Bir sefer yüz yüze tanıştık. Ben de görüştük. Saygılarımı iletiyorum hepsine. Şimdi şöyle, başı itibariyle de dediniz ki Sayın Başkanım, ülkede trafik polise ruhsatı olduğu halde sigorta şirketleri zorunlu trafik poliçesini düzenlemekte mükelleftir. Aksi söz konusu olduğu halde sizin sözlerinizden aklımda kalan idari ceza var. İdari ceza rakamda 108 bin lira civarında para cezası verilecekti. Bu para cezasını SDDK mı verecek? SDDK verecek. Tamam, şimdi ben devam edeyim. Siz arkasını getirin. Onu şöyle getirin. Yapıyor, savcılığa veriyor, savcılık tahsil ediyor. Tamam. Beytülmal adına. Tahsil farklı bir olay. Evet. Şimdi 2 senedir yaklaşık ülkede trafik sigortalarında kriz var. 30 küsür tane trafikçi sigorta şirketi var. Trafikte poliçe tanzim yükünü çeken 2-3 tane, ortalama 10 tane sigorta şirketi var. Evet. Bu 10 sigorta şirketinin poliçe dağılımları da afaki. Evet. İşte bir tanesi ayda 1,5 milyon tane poliçe tanzim ediyor. Bir tanesi 7 bin tane tanzim ediyor. Ama nihayetinde tanzim ediyor. Nereye geleceğiz? 2 sene önce dedim ki Sayın Başkanım, bu görüntü kayıtlarında mevcut. Trafik ruhsatı olduğu halde poliçe tanzim etmeyen sigorta şirketleri, devlete kafa mı tutuyorsunuz? Evet. Buyurun lütfen. Şimdi bakın. Hangi ülkeye giderseniz gidin, o devletin hazinesi size zorunlu trafik sigortası kesmeye mecbur tutuyor. Sizin bunu ben kesemem diye bir şeyiniz olmaz. Lüksünüz. Sağlık hariç. Tamam. Emeklilik, sağlık hariç. Tamam. Bez hariç. Tamam. Çünkü bu zorunluluğun arkasından size ne veriyor? Yangın ruhsatı veriyor mu? Nakliyat ruhsatı veriyor mu? Veriyor yani, değil mi? Tabii ki. Ferdi kaza sigortası veriyor. Hep veriyor zaten. Tamam. Makine kırılması veriyor. İş durması poliçesi. Her şeyi veriyor elementerde. Yani. Ama birinci şart ne? Zorunlu trafik sigortasını düzenleyeceksin. Tamam. Şimdi buradan bağlantılı, eğer müsaade ederseniz. Estağfurullah, buyurun. Zannediyorum birkaç gün önce bir toplantı yaptı TSB, Odalar Birliği, SDDK ve bazı sigorta şirketleri. Yeni tutturdukları hikaye şu: çatı kanunumuz yok, çatı kanunu hazırlayalım. Var, karayolları trafik kanunu, çatı kanunumuz. Evet. Sigortacılık kanunu, çatı kanunumuz. Türk Borçlar Kanunu yeni, hem de çatı kanunumuz. Türk Ticaret Kanunu 6. kitap sadece size ait, bize ait, kamuya ait, sigortacılığa ait. Türk eşya hukuku, Türkiye'nin en büyük hukukudur. Bakın bilinmez o. Ama nakliyatçılar bilirler. Tamam. Ecimisilciler bilirler. Türk eşya hukuku. Medeni hukukumuz var, Türk medeni hukuku. O da bakın sigortanın içerisinde. Hak, hukuk, usul, furu. Bunlar medeni kanun. Peki bu toplantıyı yapanlar bizi davet etmezler zaten. Bizden niye tırsıyorlar onu anlamıyorum. Bir kere şunu düşünsünler. Bu sendika 2015 senesinden itibaren bugüne kadar sigortacılık genel müdürüyle SDDK'nın resmi gazetede yayınladığı bütün yönetmelikleri ve genelgeleri iptal ettirmiş. Hadi buyurun. Siz burada çatı kanunu diye tutturduğunuz hikayede zaten çatı kanununu kendiniz yapmıştınız. Hepsinde ne oldu biliyor musunuz Bekir Bey? Yani bunu utanarak söylüyorum.
Danıştay da, Yargıtay da, Anayasa Mahkemesi de, en son iki kararı var ya, kanuna karşı hile yaptınız diye söylüyor. Kime? İdareye. Hani derler değil mi? Yazıklar olsun. Ha? Yani bunca seni okuttuk. Evet. Bir yere getirdik seni, en yüksek yerlere bürokrat yaptık. Sen dönüyorsun, 30 milyon araç sahibine çıkarttığın resmi gazeteye yayınladığın yönetmelik, genelge, sektör duyurusunun hepsi kanuna karşı hile ile hazırlanmış. Ya insan bir ar diye bir hikaye var değil mi? Peki biz burada sigortacılığı konuşmuyoruz ki hep. Bakın dikkat edin, sigortacılığı konuşmuyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Yeni bir şey daha tutturdular. Mehmet Akif Bey'in çıkarttığı, onu da kulaklarını çınlatırım. Beni pek sevmez ama. Penetrasyon. Yani sigorta poliçesini kendi dallarında, değil mi, ürünü daha fazla satmak, insanları tanıtmak. Tamam. Peki bunlar olduktan sonra kamuoyunun size güveni, güven endeksi. 2016'da Mustafa Suyu hatırladınız değil mi? Kulaklarını çınlatalım. Anadolu Sigorta Genel Müdürüyken Türkiye Sigorta Birliği'nin başkanı oldu. Türkiye'de hiçbir başkanın yapmadığı bir şey yaptı. Trabzon'da karşılaştığımız zaman onu tebrik ettim. Özel olarak gittim. Türkiye'de kamunun sigortacıya karşı güven endeksini 7 üniversiteyle birlikte kamuoyu araştırmasına sundu. Anadolu Sigorta'dan kaç para istiyorlarsa yönetim kararıyla da onu temin etti. Ne çıktı biliyor musunuz 2016'da? 78.9 güvensizlik çıktı. Sene 2016. Sene 2024. Siz neden bahsediyorsunuz Bekir Bey? Parantez içinde söyleyeyim de, hem kanal sahiplerine hem de zatenize, Türkiye'de sigortacılığın fecaat durumunu ve iyileşmesi için tavsiyelerini dile getiren tek kanal sizsiniz. Tek sunucu da sizsiniz. Biz kendimize keyif bağışlamıyoruz. Siz bunu bize şey yapmasanız, davet etmeseniz biz bunları kamuoyuyla paylaşamayız. Peki siz kaç yıllık acentesiniz? Ortalama 30. 30 senedir sizin mücadelenizi acenteler nasıl takdir ediyorlar? Etmezler. Peki sizin portföy garantiniz var mı? Yok. Ekranınız karardığı zaman o sizin hakkınızı savunacak sayık nerede? Koskoca Odalar Birliği nerede? SDDK nerede? Evet. Hepsi arazi değil mi? Evet. Evet. Şimdi bununla alakalı bir şey söyleyeceğim Sayın Başkanım. Bir kere şahsım ve kanalım hakkındaki övgü dolu sözleriniz beni onur etti. Teşekkür ederim. Bunlar aşikar. Yok, bunu her tarafta söylüyorsunuz da. Şimdi burada ekranlar karşısında söyleyince daha çok hoşuma gitti. Birazcık hava oluyor. Tahsil kıskandı bu arada. Şimdi olay ne biliyor musunuz değerli başkanım? Bilgiçlik taslamak, konuşmak kolay. Az ve öz konuşup susan olmak zor. Akıl vermek kolay. İş bozmak kolay. Bozuğu onaran insan olmak zor. Seçilmek, yükselmek, baş olmak kolay. Sahtekar, baskıyı kıran olmak zor. Hile, yalan, riya, kalleşlik kolay. Doğru olmak, içten insan olmak zor. Yaşam kolay, doğmak, yaşlanmak kolay. İnsanca yaşlanmak, insan olmak zor. Doğru, hepsi doğru. Şimdi bu mısralardan kitap yazılır. Kitaplar yazılır. Yani çok güzel bağladınız. Ve dolayısıyla ülkede şu bizim yaptığımız mücadeleyi 20 bin acenta var. 2000 tanesi yapacak. Yemin ediyorum biz ortalığı 66'ya veririz. Kötü olarak değil. Kötü olarak değil. Ama benim acentelerim ne yapar sadece konuşur. Sigorta acenteleri İcra Komitesi'nin de Odalar Birliği'nden tez zamanda ayrılması şart. Sendikanız var. Sendikanızla birleşebilirsiniz. Birlik kurmak için arkadaşların gayretleri var. Ya farklı bir konu. Bakış açısı illaki. Ama bakın oradan çıktığınız zaman, mükellef birlik olduğunuz zaman işin şekli şemali değişir. Daha mutlaka siz bireysel sigorta birliği için... var mı? Sigorta birliği var değil mi?
Eksperler Birliği niye yok? Niye Acenteler Birliği yok? Yani işte o bu tartışmaya açık. Hayır canım, biz tarafsız bağımsız değil miyiz? Kanun öyle tarif etti. Yok. Şimdi ben TOB'un gücünün bırakılmamasından yanayım. Ama sizin benim anlattığım başka bir hikaye. Süper. Sizin söylediğiniz de mantıksız değil. Şimdi Sayın Başkanım, müsaadenizle bu bölümü bitirelim. Bitirelim. Bu çünkü sizin anlattığınız farklı bir konu. Bize bir 5-10 dakika bununla alakalı yetmez. Farklı bir zamanda bununla görüşelim. Yapalım. Şimdi değerli izleyenlerimiz, bugün 23 Eylül 2024. Konuğumuz Sayın Mesut Cemil Boyner, Sayın Genel Başkanım. Bu bölümü bitiriyoruz. Reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız. Kısa bir ara. Değerli izleyenlerimiz, Kanal 3 ekranlarından Sigorta Gündem programı canlı olarak devam ediyor. Konuğumuz Sigorta Eksperler İşveren Sendikası Genel Başkanı Sayın Mesut Cemil Boyner. İlk yarı güzel geçti. Ondan sonra şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz müsaadenizle. Şimdi Sayın Başkanım, trafik ruhsatlarından bahsettik. Ondan sonra genelge üzerine, kanun üzerine ruhsatı olduğu halde trafik poliçesi tanzim etmeyen sigorta şirketlerinden girdik. 108 bin lira para cezası olduğu söylendi. Söylendi lafını geri alıyorum. Kanun hükmünde bu kesin. Kesin. Şimdi Mehmet Akif Bey zamanında birkaç tane sigorta şirketine trafik poliçesi tanzim etmediği için ceza tanzim edildi. Ceza kesildi. Yanlış bilmiyor isem. Şimdi yine ortada trafik poliçesi tanzim etmeyen sigorta şirketleri var. Ne diyorsunuz bu konuya? Niye sigorta şirketleri trafik poliçesini tanzim etmekten hala daha kaçınıyorlar? Buyurun lütfen. Şimdi Bekir Bey, sigortacılık, özel emeklilik, düzenleme ve denetleme kurulu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tarafından niçin kuruldu? Türkiye'de sigorta bütün toplum için, iş insanları için, ev kadınları için, araçla geçimini temin edenler için, herkes için olmazsa olmaz değil mi? Tamam. Sigorta insanların en kötü zamanında küçük küçük primlerle havuza bıraktığı prim sonrasında aldığı teminatla başı derde girdiği zaman yangındı, depremdi. Değil mi? Kazaydı. Karşılayan bir ürün değil mi? Aynen öyle. Evet. Peki siz bütün ruhsatlarınızı aldığınız halde ben bir tanesini kesmiyorum deme hakkına sahip misiniz? Sahibim. Sahip? Ortamdan bahsediyorum. Bakın, kafama göre takılıyor. Hayır canım, ruhsatnameniz var. Sayın Başkanım, ruhsat var, kabul. Ama ben bu yapmayanlardan bahsediyorum. Ona geliyorum tamam. Zaten. Evet, yapmak zorundayım. Peki. Tamam. SEDDK diye bir kurum var mı? Var. Onun murakıpları var mı? Var. Peki ne iş yaparlar? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Tamam. Sadece 108 bin lirayla değil ki. Tamam. Orada dirayette bir yönetim olsa, ben olsam askıya alırım. Veya Putin'i getiririz. Veya Putin gibi birini getiririz. Tamam. Putin gelemez. Ya tabiri caizse. Evet. Askıya alırım bütün elementer ruhsatlarını. Yetkim var. Olması gereken bu zaten. İdare mahkemesine gider. Evet. İdare mahkemesi de hiçbir şekilde onun yürütmesini durdurmaz. Neden? Kamu menfaati söz konusu. Kesinlikle haklısınız. Kesinlikle haklısınız. İster yerli ister yabancı şirket olsun. Mızıkçılık yok. Şimdi Sayın Başkanım, 2 sene önce ben farklı bir kanalda bunu dile getirdim. Az önce de söyledim ya, ilk bölümün ortalarında. Ey şirketler, ruhsatınız olduğu halde poliçe tanzim etmeyerek devlete kafamı tutuyorsunuz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bana iki tane sigorta şirketimin, isim vermeyeceğim, genel müdürü aradı. Dedi ki niye böyle konuşma yapıyorsun?
Ben de dedim ki Sayın Genel Müdürüm, şahsınıza veya şirketinize ithafen böyle bir şey söylemedim. Ortaya. Ben ortaya söyledim. Burada poliçeleri biz yapıyoruz, biz tanzim ediyoruz. Bizim çektiğimiz sıkıntılardan haberiniz var mı efendim dedim. Ondan sonra konu kapandı. Yani burada ya ben şunu söylüyorum Sayın Genel Başkanım. Yani nasıl söylenir onu da bilmiyorum da SDDK bu anlamda etkili kararlar alamıyor ve Türkiye Sigorta Birliği genel anlamda ne istiyorsa o gerçekleşiyor. Aksini söyleyebilir misiniz? Hayır. Tamam. Şimdi serbest tarifeye geçiş dediler. Zorunlu poliçelerden bahsediyorum. Kesinlikle serbest tarifeye karşıyım. Hangi serbest tarifeden bahsediyorsunuz? Çünkü bugün zaten serbest tarife var. Bekir Bey, bakın zorunlu trafik sigortası, zorunlu doğal afet sigortası, tamam. Zorunlu akaryakıt mali sorumluluk sigortası, tamam. Zorunlu LNG, LPG sorumluluk sigortası. Bakın zorunlu bunlar. Evet, adı bunlar zorunlu. Devlet adına, eyvallah, teminat altına alınması gereken maddi unsurlar. Evet. Devlet adına siz zorunlu trafik sigortası nasıl kesmezsiniz? Kesmeyene nasıl yaptırım yapmazsınız? Her ay %2,5-3,5 SDDK'nın sektör duyurusuyla farklar geliyor değil mi? Evet. Ortalama 3,5'tan 35, 7 de buradan %42. Seyyanen hariç. Seyyanen hariç. Bakın, söylemesi ayıp diyeyim. Bir aracın 1,500 civarında, onun trafik sigortası 7500 lira. Bir motosiklet edindim şirkete. Onun değeri 93.500 lira. Onun trafik sigortası da 4.500 lira. Evet. Serbest tarife otomatikman var zaten. Ki, tamam. İtiraz edebiliyor muyum? Hayır. Hayır. Onu yapmazsam motosiklete herhangi bir yere ne elemanım ne ben gidemem. Ruhsat alamazsın. Aracım da geçerli mi? Geçerli. Evet. Evet. Bu konuda bir de bir şey söyleyeyim mi? Bu hep gündeme getiriliyor. Geçen programda da gündeme geçti. İşte Türkiye'de şu kadar adet araç sigortası dolaşıyor. Evet. Doğru. Ama oransal olarak yanlış. Bence de. Neden? Çünkü yedeminde olan kırsalda bankaların, olan, devletin, efendim tarım kredi kooperatifinin, esnaf kefa kooperatifinin yedemini aldığı araçlar var. Kırsalda olan araçlar var. Kırsalda olan araçlar var. Kırsaldan çıkmıyor ki zaten. Tekerlekli traktörler, tekerlekli o bir sürü tarım makineleri var. Eyvallah. Bunlar sigortaya tabi. Bunlar zaten oradalar. Yüreğinize sağlık. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Ne kadar sigortası biliyor musunuz? En fazla %3. Polise... Hadi 2 de öyle koyalım, %5. Aynı görüşteyim. Aynı görüşteyim. Şimdi insanlar diyor ki Sayın Başkanım, trafik sigorta primleri yükseldiği için sigortasızlık oranı artıyor. Neye göre artıyor? Sen nasıl konuşuyorsun? Hayır canım, öyle bir şey yok. Bakın öyle bir şey yok. Ağzınıza sağlık. Evet. Ben bir size güzel de bir şey söyleyeyim mi? Bakın, plaka tanıma sistemi oldu değil mi? Bu en son Diyarbakır olayında. Evet. Değil mi? Plaka tanıma PTS. Biz her yerde plaka tanıma sistemine giriyoruz değil mi? Evet. Bu plaka tanıma sisteminde sizin muayenenizin olup olmadığını, vergi borcunuz olup olmadığını, trafik sigortasının zorunlu olup olmadığını görüyor devlet. Görüyor devlet. Peki bu istasyona geçiş yerlerinde, ana arterlerde, yan arterlerde, ana akslarda, ara akslarda jandarmayı da görüyoruz değil mi? Evet. Trafik timlerini. Normal polisi de görüyoruz. Onların elinde şimdi tabletler var. Böyle yapıyor. Çek sağa. Bağlıyor aracınızı. Siz neden bahsediyorsunuz? Burada çok önemli bir şey var. Kriter söylüyorum. Devletin kontrol kriterini. Bunlar hep TürkSat'ın yaptığı mükemmel işlemler. Artık sizin aracınız sigortasız dolaşması mümkün değil. Süpersin. Motosiklet dahil. Süpersiniz. Aynı görüşteyim. Sigortasızlık oranında harfiyen sözlerinize katılıyorum. Şimdi
Konuyu farklı bir tarafa çekeceğim Sayın Başkanım. Şimdi biz tamirhane dedik. Ondan sonra 8 gün içerisinde sigorta şirketi zorunlu branşlarda poliçeyi, parayı ödeyecek dedik. Tedarik yarın bir gün bitecek vesaire filan dedik. Şimdi bir de kafamda şu var her zaman. Hasar oldu. Tamirhaneye çektik, özel servise geçtik, kağıt kürek vesaire. Ondan sonra işte benim arabamda parçalar değişti vesaire, ama tedarik, ama işte ustam buldu filan. Veya yetkili servis kendisi taktı vesaire. Şimdi benim aklım, birkaç defa bazı şeyler yaşadım şöyle. Aracım servisten çıktı. Ben kendi aracımda orijinal parça kullanıldı, kullanılmadı bilemem. Benim işim bu değil. Anlayan birisine gittim. İşte dedik biz ilk servise gittik. Parçalarım orijinal değişti. Aç hele bir kaputu, açtık bir baktık. Ya abi dedi, senin parçan orijinal değil ki. Nasıl yani? Bu dedi yan sanayi veya bu parça çıkma. Şimdi bir sürü trafik sigorta mağduru var. Parçalarının çıkma, yan sanayi, orijinal değiştirilip değiştirilmediğini nereden bilecekler? Yine dönüyoruz bakın başa. Başa geldik. 25.8.2015'teki zorunlu trafik sigortalardaki atama yönetmeliğinin, sigorta sigorta eksperleri atama yönetmeliğinin 9 ve 10. maddesi. 9. madde çok önemli. Sigorta eksperine diyor ki sana ihbar yapıldığı zaman iş kabulünde kaytarmak yok. Kabul etmek zorundasın. Tamam. Bir iki şartı var işte. Ölümdü falandı, feşmekendi. İki, idare adil olarak dağıtıyor mu? Tamam. Şimdi bu olmadığına göre sigorta, bazı sigorta şirketleri faturalı ödeme yapıyor. Siz aracınızı bıraktınız ya tamirhaneye. Açıyor tamam. Telefon. Eksper kullanmadan. Bakın burada vergi kayıp kaçağı var. Milyonlarca değil, milyarlarca lira devlet zararı sokuluyor. Eksper kullanmıyor. Bir. İki, sizin aracınıza piyasadan ne diye belirsiz parçalar takılıyor mu? Eyvallah. Sizin haberiniz yok. Yok. Ama siz mutlu bir şekilde gidip aracınızı tamirhaneden aldınız. Eyvallah. Oldu. Tamam. İşte Arif Usta'ya gittiniz. Arif dedi ki ya Bekir Bey, bu araca merdiven altı değil, merdiven altının altı parçalar takılmış. Tamam. Dediğince ya saçlar sizin, dikiliyor. Sizin kan beyninize fışkırdı mı? Peki. Siz dava açacaksınız ya şimdi. Uyuşmazlık davası açacaksın ya tahkimde. Tamam. Tahkim diyor ki delil göster bana. Hani deliliniz? Eksper raporu yok. Bitti. Sigorta şirketi ister faturalı ister faturası ödemez. Ahmet Usta'ya der ki ne kadar benim borcum? 7500 lira. Gönderir parayı. Yazar oraya 7500 lira bu aracın işte sıfır iş memnunun şeyi, tamiratı ile ilgili para. Peki nerede delil? Yok. Peki araç sahibi Bekir Bey kardeşimiz nasıl ispat edecek? Parçayı göstersem? Üniversiteye gideceksiniz. Laboratuvardan rapor alacaksınız. Oho, uzun hikaye. Gerçeği bu. Tamam, eyvallah. Bu ortadan kalkıyor değil mi şimdi? Benim dediğimde. Herhalde canım. Benim de belge olduktan sonra olay bitti. Peki bunun aksini düşünelim. Yani parantez içinde, tırnak içinde diyoruz ya şimdi moda oldu. Ahmet Usta ahlaksız, orijinal parça taktım dedi. Yan sanayi parça taktı. Yine Bekir Bey mutlu. Sigorta şirketine orijinal parça paralarını aldı. Burada bir ahlaksızlık var. Peki sigorta şirketi bilmiyor mu bunu? Biliyor. Ya şirketlere bir şey demek istemiyorum aslında. Bakın bir dakika. Olanları söylüyorum ben. Evet. Fatura var. Ama takılan parça o değil. Bir daha söyleyeyim mi? Bunda yok. Fatura var. Çok iyi. Ama anladım. Takılan parça o değil. Bu spot piyasada. Evet. Merdiven altı parça. Piyasada kravatsız derler. Faturası olmayan parça takıldı. Kontrol? Sıfır. Sıfır. Niye? Eksper raporu yok. Bakın nereden, nereye giderseniz gidin, nereye giderseniz gidin. Eskiden langırt vardı biliyor musunuz? Bilmez miyim? Bir tane bilye gider oraya çarpar, evet, buraya çarpar. Puan alır.
Değil mi? Bir yere çarpar. En sonunda ya kendiniz bir tutturdunuz işi, sonra langırtlar bütün para şeyler gitti. Puanlar gitti. Eksper yani. Raporu olmayınca masa langırt masasına dönüyor işler. Konuyu değiştireyim mi? Devletin kaybı var burada. Milyarlarca vergi kaybı var. Evet. Maalesef öyle. Konuyu değiştireyim mi? Türkiye SDDK, TSB ve sigorta şirketleriyle Türkiye Odalar Borsası sayesinde yedek parça hurda cennetine döndürüldü. Bakın söylüyorum. Yedek parça hurda cenneti. Kutu içinde insanları öldüren parçalarla dolu kutular. Mekanikten bahsediyorum. Ekonomi bu anlamda belini doğrultamıyor. Çünkü parçada dışa endeksliyiz. Günah. Bakın Türk Standartlar Enstitüsü'nü SDDK olarak elinize iterseniz, TSB olarak elinize iterseniz, Türkiye Odalar Borsası elinize iterseniz, Türkiye Türk Standartlar Enstitüsü bizim göz bebeğimiz, göz. İçeriye sokmuyorlar kapıdan içeri yıllardır onu. Bir ara sokmaya kalktı Ahmet Bey. 2 yıl bir süre verdi. Ahmet Bey de gitti. Bak o elinde unutmayalım. Ahmet Bey gitti. Öküz öldü. Ortaklık ayrıldı. Nerede TSE? Bu ülkeye giren parçaların şahit numune üzerinden standartlara uygunup olup olmadığını. Yani German Standard, GS dediğimiz, TÜV dediğimiz, işte Amerikan standart dediğimiz, Japon standardı, Çin standardı, Rus standardı. Standart bunlar. Uluslararası kabul görmüş standartlar. Peki siz yedek parça tedarikinde, ithalatında neden TSE'yi dışlıyorsunuz? Neden Ekonomi Bakanlığı'nı dışlıyorsunuz? Niye bununla ilgili mevzuat hazretlerini gündeme getirmiyorsunuz? Evet. Doğru. Yazık günah değil mi? Bence de. Değil mi? Milyonlarca, milyarlarca dolar paramız boşuna gidiyor oraya. Şimdi başkanım konuyu değiştiriyorum. Daha çok ciddi sorularım var. Sabaha kadar konuşulur. Konuşuruz. Sabaha kadar. Şimdi KVKK denen bir sistem var. Uzun zamandan beri. Kişisel verileri koruma kanunu. Evet. Şimdi ben kaza yaptım. Hastaneye gittim. Pastaneye gittim. Ölü var, yaralı var, daimi sakat var. Değer kaybı var vesaire. 5 dakika sonra telefon çalıyor hastaneden çıktıktan sonra veya tutanak tutulduktan sonra Mesut Bey kaza etmişsiniz, geçmiş olsun, arabanızın değer kaybı, daimi sakat olmuşsunuz vesaire. Bu verileri insanlar nereden buluyor? Kim satıyor tabiri caizse? Şimdi Mesut Bey'in telefonunu kim veriyor? Kaza olduktan sonra Mesut Bey'e nasıl ulaşılıyor? Şimdi benim aklıma şöyle bir trio geliyor Sayın Başkanım. Acente 1, Eksper 2, sigorta şirketi 3, tamirhane 4, kolluk kuvvetleri 5. Buyurun lütfen. Sağlık Bakanlığı var. Bu triyonun içerisinde Sağlık Bakanlığı'nda mı soktunuz? O da var. Tamam. Yaralı yok. Bedeni hasar için aramıyorlar mı? Kesinlikle arıyorlar. Bedeninin önünde ne var? Maddi hasar var. Tamam. Peki ilk nereye gidiyor ambulansta? Hastane. Acil servise giriyor. Tamam. Sağlık Bakanlığı'nın orada bir veri merkezi var. Evet. O kişisel verili koruma kanununa göre o verileri bir başkasına verilmesi mümkün mü? Hayır. Niye konuşulmuyor bu? Bir, iki, jandarma tim var, karakol kolluk var, bir de trafikin tuttuğu tutanak var. Tamam. Peki bu burada veriler nereye gidiyor? Kontrol eden var mı? Türkiye'de jandarma timin tuttuğu, trafik polislerinin tuttuğu raporları sigorta bilgi gözetim merkezine eksperler vasıtasıyla girmediğiniz takdirde karakolda beyanlar var ya tutanak tutuyor. Tamam. Onlar dahi girecek SBM'ye. Türkiye'de en ufak bir ayna kırılması olayı bile SBM'ye girecek. Girecek. Bunu yapmadığınız takdirde bunları engelleyemezsiniz. Şimdi bakın İçişleri Bakanlığı tedbir alacak. Sizin dediğinizi söyleyeceğim şimdi. Sağlık Bakanlığı ilk etapta
sürücüler arasında tutanak tuttu değil mi? O biz eksperlere geliyor. Biz onu elemanlarımızla veya kendimiz Tramer'e yüklüyoruz. Kendi görüşlerimizi kazayla ilgili sunuyoruz. Tramer'de bir kurum var. O da Türkiye Sigorta Birliği. O da yanlış. Kazaya taraf olan kaza raporunu tahlil ediyor, analiz ediyor. Dünyanın hiçbirinde bir kepazelik yok. Tarafsız insanlar olacak orada. İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sigorta Eksperleri Sendikası. Bakın. Ve Tüketici Federasyonu olacak SBM'de. Bir de Acente Federasyonu üyesi olacak. Bunlar tarafsız. Ona o karar verecek. Bunların getirmesi çok kolay. Siz kazaya taraf olan, maddi bir manevi taraf olanı kaza raporunun analizi yaptırıyorsunuz. Ve orada da rezaletler var. Orada büyük sıkıntı var. Toparlayalım mı? Toparlayalım. Sağlık Bakanlığı, üfleyenler. Tamam. Üfle demiyorum. Konuşuyoruz şimdi. İçişleri Bakanlığı, Sigorta Birliği Gözetim Merkezi. Sonra bir ihtimal sigorta şirketleri, hasar bölümü. Töhmet altına bırakmıyorum. Sizi arıyorlar ya, kaza yeni olmuş. Başınız sağ olsun, valideniz ağır yaralı, biz falan danışma servisindeniz. Ya bismillah, daha biz hastaneye yeni geldik ya. Diyorsunuz ya. Veya yaralanma yok. Kendi aranızda tuttunuz canım tutana. Yine üfleyenler var. Oradaki şeyler ya eksper ofis üflüyor, ya SBM üflüyor, ya da sigorta şirketi üflüyor. Ve bununla alakalı da çok ciddi sıkıntılar var. Çeteler oluştu. Bakın onu siz söylüyorsunuz acente evet. olarak. Evet. Ben sizden duyuyorum bunları şimdi. Yeni. Sayın Başkanım, benim sigortalılarım beni arıyor. Ya kardeşim diyor, beni X aradı. Ne için aradı? İşte şöyle oldu. Ya senin numaranı nereden buldu bir sorsana diyorum. Yok. Ha evet, telefon numaranızı. Ve Sübhanallah, yani olacak iş mi Allah aşkına ya? Yani dolayısıyla çok ciddi bir boşluk var. SDDK'nın bu konuda zafiyeti var. Yani düzeltilmesi lazım. Burayı evet. da noktaladım Sayın Başkanım. Şimdi Ahmet Genç'in adını çok zikrettik. 2014 sene DASK poliçelerinde sadece tapular, poliçe, tanzim poliçe olanları kontrol ediyor. O ara İzmir Behzat Bey vasıtasıyla bir konu dile getirildi, ben dile getirdim. Ve o günden sonra Sayın Sigortacılık Genel Müdürümün o ara kafasına yattı ve DASK poliçelerinin sorgulama işlemleri tapu dairelerinden sonra işte elektrik, su vesaire abonelik işlemlerinde de doğalgaz işlemlerinde sorulmaya başladı. Şimdi ülkede, benim ülkem deprem bölgesi Sayın Başkanım. Bunun aksini herhalde hiç kimseye iddia edemez. Evet. En son Maraş depremi de ortaya çıktı ve Türkiye sigorta bilinirliği adı altında sıfır yerlerde. Akif Bey de çok uğraştı, penetrasyon artsın vesaire filan diye de. Bunu benim sigorta şirketi üst düzey yöneticilerim de söylüyor, penetrasyon artsın filan. Tamam, ben de söylüyorum, penetrasyonu artıralım da nasıl? Farklı bir konu. Şimdi şöyle, ben 18 Eylül itibariyle işte bizim programdan 3-4 gün önce biz çalışıyorken programı DASK verilerine baktım. Ülkede yürürlükte 11.200 milyon DASK poliçesi var. Oransal olarak baktığın zaman 56.30, yani o civarda. Benim ülkemde deprem bölgesiyim. Her gün sallanıyorum. Daha DASK zorundalığı, DASK poliçesinin ne işe yarayıp yaramadığını da geçti. Mutlaka çok önemli de, çoğu da bilmiyor DASK'ın ne işe yaradığını. DASK poliçelerinde bile %70, %80 bir yükselme yok. Bu konu hakkında sizin farklı görüşünüz var poliçe takibiyle alakalı. Anlatır mısınız lütfen? Şimdi bizim sendika olarak bu konuda çok ciddi önerilerimiz oldu. Gerek yazılı basında, gerek görsel basında, evet. gerek benim sivil toplum örgütlerinde ve kamuoyundaki toplantılardaki davetlerim sırasında. Birincisi, kira kontratı sırasında
mekan yani şey sahibiyle, kat malikiyle kiracı arasında kontratta şimdi yılbaşında zorunlu afet sigortası olacak o inşallah. Şimdiki ismini söyleyelim. DAS poliçesini mutlaka zikredeceğiz kontratta. Bunun kat malikinin bunu her yıl yenilemesi. Her yıl yenilemesi. Her yıl yenilemesi. Tamam. Kira kontratında. Tamam. Kamuoyu duysun. İki, tedbir olarak gaz, elektrik ve su. Bunu TürkSat halleder. Çok basit bir bilgisayar programıyla. Sizin saatinizi okumaya gelen özel sektör elemanları var değil mi? Tamam. Elinde onun bir de dijital bir okuyucu var. Tamam. Ve orada bütün bilgiler var. Tamam. Diyor ki Mesut Cemil Boyner su parasını ödememiş kes diyor değil mi? O bile var. Aynen öyle. Diyecek oraya Mesut Cemil Boyner'ın DASK'ı şu tarihte bitiyor ikaz edin. İkaz. Tamam. İkinci de geldi bir ay sonra. Bu ikaza rağmen poliçe yapılmadı mı? Sorgusuz sualsizin elektriğinizi keseceğim. Ne güzel. Suyunuzu da keseceğim, tamam. Gazınızı da keseceğim. Tamam süper. Hangisi önce gelirse. Ne güzel. Yapın bunu. Bitti. Bakın devlet, şimdi tersten okuyalım. Şu andaki bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Evet. Bir de Şehircilik Bakanımız var değil mi? Murat Kurum. Depremde o belediye seçimlerini çıkaralım. Gece sabahlara kadar yatma, yemedi, içmedi, uyumadı. Allah ondan razı olsun. Eyvallah. Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde. Eyvallah. Devlet sizin doğal afet sigortası poliçeniz olmadığı halde evinizi yaptırıyor mu? Yaptırıyor. Katkıda bulunuyor mu? Evet. Köyde ağırınızı olsun busunu yaptırıyor mu? Hep kardeşim siz de poliçenizi yaptırın artık ya. Hep devlet, 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 baba yok. Devlet, baba yok. Devlet, baba var ama... Hayır, bunda yani artık devlet, babayı beklemeyin anlamında söylüyorum. Eyvallah. Siz bu doğal afet sigortasını yükseltmek istiyorsanız, Türkçesini söyleyelim, penetrasyonu unutalım. Yükseltmek istiyorsanız bu memlekette, değil mi? Askerlik mecburi, değil mi? Evet. İstersen gitme. Evet. Ben 41 yaşında gittim bedelli, ilk bedelli askerim. Gittim ya. Ne güzel. Kaçış yok. Ben de 18 ay yaptım. Benim oğlum da Erdem de 28 gün yaptı. Ben 90 gün yaptım. Yaptı, evet. Yaptık değil mi? Yaptık. Kardeşim senin ama kat maliklerine mecburiyet getiriyorsun. Kontrat sırasında poliçeyi ibraz edecek kime? Kiralayana. En güzel ne biliyor musun Sayın Başkanım? Kontratta her sene yenilemesi vurgusunu yaptın ya. Evet. Şimdi ne yapıyor benim ev sahibim? Mesut Cemil'e evini veriyor. Kaç sene içeride? 3 sene, 4 sene, 5 sene kaldı. Attım. İlk sene yapıldı, ondan sonra bitti. Bitti. Nasıl olsa devlet ödüyor. Başına bir şey geldiği zaman. Bu çok güzel olur. Her sene yenilenecek o kontrat. O ibare her yıl kontrata girdiği an itibariyle süper. Bu meyanda bu tedbiri de unutmayalım. Elektrik, su, gaz. Çok güzel olur. Süper olsun. Ama burada da şunu söylediniz. Yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Gelen okuyucu veya görevli ey Boyner, DASK poliçen yok, yaptırttır diyecek. İkaz edecek. Süper. Şimdi en az bir senedir şunu söylüyorum Sayın Başkanım. Benim ülkemde 30 Haziran 2012 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarıldı. Bu kanunda diyor ki Bekir Özerdem fabrika kuracak isen şu özellikle koruma tedbirlerini alacaksın. Mesut Cemil Boyner atölye yapacaksan tabii ki evsafa göre. Şu güvenlik önlemlerini almakta mükellefsin. Ama Bekir fabrikasını açıyor. Mesut atölyesini kuruyor. İş güvenlik önlemlerine geldiği zaman Bekir X'e telefon açıyor. Mesut Y'ye telefon açıyor. Olay bitiyor. Nereye geleceğim Sayın Başkanım? Hal böyle olunca da sigorta şirketleri bugün itibariyle güvenlik önlemleri alınmadığı için işletmelere sigorta poliçesi yapmaktan kaçınıyor haklı olarak. Şimdi 2000
2023'ün 9. ayında İstanbul'daki bir toplantıya katıldım. Revizörler de vardı. Revizörler diyor ki Türkçe meali. Ey Türkler, siz tabii ki her sigorta şirketini katmıyorum. Üstüne alınanlar serbest. Siz deprem primlerine poliçe yazarsınız. Başınıza bir şey geldiği zaman da işin altından kalkamazsınız. Hal böyle olunca sevgili başkanım, neden iş güvenliği kanununa uymak için devlet yaptırımda bulunmuyor ve bu anlamda iş güvenlik uzmanlarının kontrolünde işletmeler yapıldığı zaman sigortalılık oranında yükseltme olur. Niye bunu devlet büyüklerimiz göz ardı ediyor? Bu kadar. Özünü anladınız galiba. O kadar muhteşem bir konuya temas ettiniz ki. Evet. Bu benim bilgim içerisinde, bilgi dağarcığımda olan zorunlu maden işleri, ferdi kaza sigortasına gidiyorum ya ben. Tamam. Devlet onu bu kanunu çıkarttığı zaman çok zorlukla çıktı o maddi olarak. Tamam. Yani bazı esnaflar, sanatkarlar, zanaatkarlar bu maddi külfeti kaldıramadılar. Ama tamam. Devlet şöyle bir kolaylık getirdi. Sigorta şirketlerinin haklı tarafını anlatacağım şimdi. Dedi ki Bekir Bey, bak senin ofisinle ilgili sıradan bir ofisten bahsediyorum şimdi. Sigorta acentesi ofisinden. Buradaki iş güvenliğiyle ilgili tedbirleri kendi bölgendeki Afyonkarahisar'daki iş güvenliği uzmanlarından birine getir. O sana tavsiyelerini yapsın. O tavsiyeyi yerine getir. Yangın tüpü nereye konacak? Kaç adet olacak? Bir şeyin mevcut yerinde senin paratoner var mı? Paratoner kullandın, paratonerin alan hesabı. Elektrik tablosu, elektrik tablosunun devre kesicileri var mı? Kutusunu açma kapama emniyeti var mı? Çok güzel şeyler anlatıyorum değil mi? Tuvaletteki su tesisatıyla ilgili aklınıza gelecek her şeyi iş güvenliği uzmanı biliyor. Tamam. Size bunun her yıl raporunu verecek. Veriyor. Tamam, tamam. Siz de bunu ruhsatınızı kimden alıyorsunuz? Belediyeden. Belediyeden. Belediye bu ruhsatınız olmadan size iş güven şey vermeyecek. İşletme ruhsatı. Tamam. Bu ruhsat zaten sisteme girdi mi? Her yılda yenileniyor mu? Tamam. E ben göğsümü gere gere gelir size poliçemi yaptırırım. Ne niye? Güzel. Böyle bir raporum var. Yangın tüpüm var, devre kesiciler var. Değil mi? Splinter sistemim var, yangın dolaplarım var. Metrekareye göre. Tamam. Çoğaltabiliriz bunu. Eyvallah. Yine metrekareye göre. Paratonerim de var, alan hesabı da yapılmış. Sağlık şeyimle ilgili SGK bakıyor, o da çok önemli. Yani buradaki personel rahatsızlanınca nereye gidecek? Yani. Deprem sırasındaki kaçış. Her şey aklınıza gelecek. Hal ve hareketleri. Bunu her yıl yenileyeceksiniz. Bunun için bir cüzi ücreti var. O mühendis arkadaşa, iş güvenliği uzmanına. Belediyede bu her sene sisteme girecek. Otomatik girecek. Siz de otomatik zaten poliçenizi ne yapacaksınız? Yenileyeceğiz. Yenileyeceksiniz. Tamam, ne güzel. Tecdidini yaptıracaksınız. Evet. Hangisi güzel? Bu güzel değil mi? Bu güzel de işte burada yaptırım. Bu insanlara bir iş güvenliği şeyini, ciddiyetini bir kere kafasına çakacak. Eyvallah. Personelin de bilgisi olduğunda, onlar da iş güvenliği ne kadar önemli olduğunu fark edecekler. Fark edecekler. Evet. Ve her birinin, her personel, sizde dahil talimatlarınız var. Yangın sırasında ne yapacaksınız? Depremde ne yapacaksınız? Fırtınada ne yapacaksınız? Bütün talimatlar, bununla ilgili de o iş güvenliği uzmanı size tatbikat yaptıracak. Her sene bir kere. 6 ayda bir de o. Ufak iş yerlerine senede bir kere. Tatbikat. Sayın Başkanım, dediniz ki DASK poliçelerinde kira kontratında her sene yenilenmesi kaydı şartı yazılacak. Yaz kesin. Tamam. Birinci madde. Bu da onunla alakalı. Ben şunu söylüyorum efendim. Kağıt üstünde var, kabul. Ama reele indiğin zaman yok,
bunu kimse aksini gene söyleyemez. Bir sürü işletmem var, poliçe tanzim edemiyorum çünkü güvenlik önlemleri alınmıyor. Sen de ki haklı olarak, ya kardeşim her şeyi devlet mi yaptırtacak? Tamam, kabul, devlet yaptırtmayacak. Adam, benim ülkem zorunlu, zor da kalmadıktan sonra işletmeler insanlar için söylüyor. Hiçbir şey yaptırmaz. Yaptırtmaz. Yaptırtırır mı? Yaptırtmaz. Sen bu kanunu çıkardıysan 2012 tarihli, bunu denetlemeniz lazım. Yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzeltin. Denetlenmiyor. Ben bunu canlı şahidim Sayın Başkanım. Telefon açılıyor Tahsin'e. Tahsin diyor Mesut Bey'in fabrikası, tamam imza çık batta. Bitti, bu kadar. Ben bunları canlı yaşamışım. Şimdi canlı örneği vereyim mi? Verin. Kamuoyu da bu verdiğim örnekle ilgili bilgilensin. Tamam. En son Beşiktaş'ta 29 kişi cayır cayır yandı, öldü değil mi? Evet. Peki oradaki zafiyet neydi? Tadilat sırasında iş güvenliği önlemlerinin alınmaması. Al sana kapak. Kapak. Dükkan sahibi, büro sahibi, iş sahibi, atölyeci, tamirhaneci, tornacı, tesviyeci. Senin kendine saygın yoksa yanındaki kalfana, çırağına saygın olsun. Eyvallah. İş güvenliği, hele hele tornada, tesviyede değil mi, planyada. Çok önemli. Marangozda, orada burada, elektrikçide. Evet. Her şey birinci dereceden riskli işler bunlar. Rizikolu işler grubunda. Evvela vatandaş bu bilinci sen kafasına vura vura yaptıramaz dediğiniz gibi. Kanunda koysa. Evet. Peki bunu kamuda yerelde kim yapacak? Belediyeler. Çalışma İl Müdürlüğü. Ya neyse, benim aklıma direkt belediye geldi. Eyvallah. Yani. Çalışma Bakanlığı bakmıyor mu iş güvenliğine? Ben bunu uzun zamandan beri dile getiriyorum Sayın Başkanım. Çalışma Bakanlığı'nın görevi bu. Tamam. İl temsilciliği, ilçe müdürlükleri var mı? Sağ. Yani bilmiyorum. Sadece prim toplamakla olmuyor bu iş. Evet, çok güzel. Onlar sıcak popolarını kaldırsınlar koltuklardan. Tamam. Buraya bir Afyonkarahisar'da değil mi? Tornacıya, tesviyeciye, Ahmet amcaya gitsinler. Şimdi çok az zamanımız kaldı. Önce anlatsınlar. Evet. Aslında restoran şirketlere girecektim. Peki bana bir 2-3 dakikada bu restoran ne demek? Ülkemde benim kaç tane restoran şirketi var? Bunları, zamanım çok az kaldı, bilginize sayın başkanım. Geçen hafta bu konuyla ilgili makale yayınladım. Tamam. Türk Restoran Sahası 2019'da kuruldu. Tamam. Genel Müdürü Selva Eren. Tamam. O kadar önemli işler imza attı ki kendisini hem sendikam adına hem Türk milleti adına tebrik ediyorum. Benim kamu görevim insanları aydınlatmak, doğruya, eğriye eğri olarak bakmak, eğriyi düzeltmek, ama bu ülkeye bir tane tuğla koyan bürokratıma da benim lafla da olsa ödüllendirmem benim asli görevim. Eyvallah. Bakın 26 tane ülkeye hizmet verir duruma geldik. Eyvallah. 26 şirkete hizmet veriyoruz. Tabii ülke genelinde dağılım olabilir. Yani şirkete, eyvallah, özür dilerim. Tamam, şirkete hizmet veriyoruz değil mi? 600 milyon liradan nerelere çıktı o grafikte var. Evet. O istatistik bilgiler çok önemli. Benim Türkiye'de bu vatanı seven sermayedarlardan bir isteğim var. Sigorta şirketi de kurmak güzel bir şey. Ama restoran şirketi kurmak ondan daha önemli. Niçin önemli? Bu ülkeden 1 dolar, 1 euro yurt dışına çıkmasına benim gönlüm razı değil. Sizin razı mı? Değil. Peki benim sermayedarım, benim yatırımcım, Devlet Bank Türk Restoran AŞ'yi kurdu. Yıllar önce İş Bankası'nın milli restoransı var. Tamam.
Bir reasürans firmamız daha var. Bir de VHP girdi değil mi? Evet, 3 tane. Türk Reasürans, Milli Reasürans, Türk Katılım Reasürans var. Bir de VHP girdi. Bir de VHP var. 4. Tabii. Benim sigortacımın reasürü aramak için yurt dışında ne işi var Allah aşkına? Eyvallah. Eyvallah. Sermayedarlar yatırım yapsınlar. Katılım reasürans şirketi kursunlar. Reasürans şirketi kursunlar. Bakın bunu yaptığınız zaman Türkiye'de işte penetrasyon dediğimiz olay kendini de zaten büyüyecek. Her sermayedarın bir çevresi var değil mi? Kesinlikle. O çevrenin de bir çevresi var. Tabii ki. Bakın suyun haresi gibi bir taş attınız mı? Zincirleme. Değil mi? Su limanken bir taş attınız mı o hareler gider gider. Sermayenin hareketi de bu. Sermaye menfaatinin de hareketi bu. Büyür, 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 büyür. Sadece Türkiye sınırlarını da aşar. Fas'ına, Cezayir'ine, Almanya'sına, hatta Amerika'sına, hatta Rusya'sına, Afgan'ı, Pak, herkese reasürans hizmeti verir. Bu iş hesap kitap işi. Yapsınlar Allah aşkına. Mesajınız çok yani netti. Yani 100. yıl, bakın Türkiye'nin 100 yılı diyoruz ya, bu çok önemli bakın. Yerli ve milli olacak her şeyimiz. Reasürans şirketlerimiz de yerli ve milli olacak. Mesajınız çok net Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Eskilerin tabiriyle dışarıya kız vermeyeceğiz yani. Vallahi ben de sizinle aynı görüşteyim de. Dışarıdan alırım ama dışarıya vermem. Evet. Bu kadar. Son sözlerinizi alsam Sayın Genel Başkanım. Sözlerimizden alınanlar olabilir tabii. Ama tamam. Biz doğruları söylemekte her zaman kararlıyız. Ağzınıza sağlık. Ve en önemli olan söylediklerimizin her şeyin arkasında deliller var. Evet. Hem de milyonlarca delil var. Zorunlu trafik sigortası randoma girdiği zaman devlet büyük para kazanacak. Vatandaşların vücut kimyaları düzelecek. Sigorta şirketleri çok güzel paralar kazanacaklar. Huzurlu kazanacaklar. En önemlisi ne biliyor musunuz? Türkiye'de sigorta bilinci daha mükemmel hale gelecek ve Türkiye'de acente bilinci artacak. Çünkü Türkiye'de acentenin sigortalıya dokunması şart. Telefonla satışlar, oradan satışlar, bilmem ne satışlar karşı değilim. Fakat verilen teminatlar, hasar sonrası yaşanan perişanlıklar, banka sigortacılığı dahil buna. Artık kamuoyunun burasına geldi. Bunun için Türkiye Sigorta Birliği ayağını denk alsın. Satış kanallarına biz sendik olarak karşı falan değiliz. Haksız rekabete karşıyız. Ağzınıza sağlık. Televizyon reklamında keçiyi çıkartıp ineğe bağırtmak marifet değil. Öyle 16 lira yapıp, teminatı bilmem ne yapıp, riskoyu aşağı indirip, bizim okumama alışkanlığımız var Bekir Bey. Ucuz aldık diye kahvede, değil mi? Berberde konuşuyoruz bu işi. Poliçeye huzur yaptırdık. Ahmet, Bekir, bak sen bana 11 bin lira dedin, adam 6 bin lira yaptı. Kaza oldu. Bir bakıyoruz ki yangın riskosu yok. Çalınma yok. Hırsızlık yok. Okusana kardeşim şu poliçeyi. Biz direkt prime bakarız. Peki o zaman acentenin önemi ne kadar büyüyecek değil mi? Evet. İnşallah... bu söylediklerimizden gerek kamu otoritesi, gerek TSB, gerek odalar birliği, gerek acenteler, en büyük patron da kim? Araç sahipleri, iş sahipleri, fabrika sahipleri. Patron. Bizim patronu el bebek, gül bebek yukarıda tutmamız lazım. Eyvallah. Onlar bizim veli nimetimiz. Eyvallah. Benim de, sizin de, bürokratların da. Onun için kimseyi üzmeyeceğiz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi değerli izleyenlerimiz, bugün 23 Eylül 2024 Pazartesi dedik. Konuk, Sigorta Eksperler İşveren Sendika Genel Başkanı Sayın Mesut Cemil Boynar. Kısaca, profesyonel acentelerden şaşmayın. Acenteler ülkenin olmazsa olmazı.
tüketici kanadında direkt prime bakmayın. Ucuz aldığını zannediyorsun ama başına bir şey geldiği zaman ne olur ne gelir Allah bilir dedi. Reasürans, Türkiye'deki reasürans olaylarının fazla olması için iş dünyasına seslendi. SDDK ile alakalı trafik poliçesini tanzim etmeyen sigorta şirketlerine, randomla alakalı direkt ilgili ve yetkili yerlere seslenişleri oldu. Yüreklerine sağlık. İş güvenliği ile alakalı ilgili birimlerin nasıl ne yapması gerektiğini söyledi. Bizim için övgü dolu sözler. En çok zaten o aklımda kaldı. Çok güzeldi o. Ondan sonra hakikaten insan övüldüğü zaman mutlu oluyor. Tabii bir genel başkan tarafından övülmek de ayrı. Şimdi geçen yayında da anlattım. Bak burası çok önemli. Beyefendi de kısaca söyledi. Aç gözünü seyreyle tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını da biliriz, kemiği yok bunun. Niyetimiz kimseyi kırmak değil, şuradakini buraya koymak değil. Arada bir zürfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi, yine mazara koyduk. Şimdi Buran Öztürk'e, Erhan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sevgili kuaförüm İsmet'e çok teşekkür ediyorum. Çağan Aslan Galatasaraylı oldu. Onun yanaklarından öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sektörden haberler almak istiyorsanız bize de bakın diyorum. Afyon Kanal 3 ekranlarından sevgi ve saygılarımla iyi akşamlar diliyorum.